Troya Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında Rüzgar'ın Demir Atlıları Troya'ya sürüyor etkinliği gerçekleştirildi. Çanakkale Bisiklet Platformu öncülüğünde Anadolu Hamidiye tabyasında toplanan bisikletliler, Çanakkale Boğazı'nın kıyısından Troya Antik Kenti'ne kadar 32 kilometre pedal çevirdi. Çabip gönüllüsü Doğan Can Çetin etkinlik hakkında Ton TV mikrofonlarına konuştu. Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında Rüzgar'ın Demir Atları Troya'ya sürüyor etkinliği ve bisiklet turu kapsamında buradayız. Her zaman olduğu gibi Çanakkale Bisiklet Platformu'nun bir bisiklet turu kapsamında öncülüğünü görüyoruz. O yüzden mutluyum ve gururluyum. Bisikletin kendi Çanakkale için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda da çevre illerden de dahil ilçelerimizden buraya bisikletli arkadaşlarımız geldi. Bu senenin birazcık da bu şekilde oluyor olması 3 Eylül'de de bir organizasyonumuzun oluyor olmasından kaynaklı. Ama gene de yoğun, güzel, keyifli bir günde hep birlikte pedallıyor oluyoruz. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir de etkinliğe katılanlar arasında yer aldı. Çanakkale'deki bisikletçiler bir etkinlik yapacaklar. Arkamda gördüğünüz gibi müzik var, dostluk var, birlik var, beraberlik var ve birazdan Hamidiye tabelalarından yine çıkış yapıp Troya'ya doğru, aslında eski Çanakkale'ye doğru bir sürüş gerçekleştireceğiz. Yüzlerce bisikletli yan yana, omuz omuza, kardeşte tam Çanakkale ruhuna uygun bir şekilde bu etkinliğe katılmış olacak. Ben gerçekten çok mutluyum. Tarihi alan başkanlığı olarak çok mutluyuz. İnsanlara faydalı olduğumuz için, insanları sevindirdiğimiz için, insanların Çanakkalelerin yüzlerinde bir tebessüme vesile olduğumuz için çok teşekkür ediyoruz.